Sizi saygıyla selamlıyorum. Bu yasama yılının son bütçe görüşmesi vesilesiyle yasama döneminin bu yasama döneminin başından beri bizlerden daha fazla sıkıntı, efor, emek sarf eden meclis emekçisi bütün arkadaşlarımızı, bütün meclis çalışanlarına teşekkürlerimizi ve bir parça mahcubiyetimizi beyan ediyorum. Kavas arkadaşlar başta olmak üzere taşeronlaştırılan işçiler konusunda bütün grup başkan vekillerinin mutabakatı, rızası olmasına rağmen sorunlarının halen devam ediyor oluşunu da kendimizin, bu meclisin bir üyesi olarak kendimizin bir eksiği ve telafi edilmesi gereken bir eksiği olarak dileyerek, bunu belirterek konuşmama başlamak istiyorum. Şimdi bütçenin teknik yönleriyle ilgili birçok arkadaşımız her siyasal partiden ayrıntılı değerlendirmeler yaptılar. Bir karakteri var bütçenin. Bu bütçe yoksuldan yana, mazlumdan yana, ötekileştirilenlerden yana bir bütçe olma niteliği taşımıyor. Yönelimine baktığımız zaman da bu ülkede gelir dağılımındaki eşitsizlik, adaletsizliği ortadan kaldırmaya dönük bir niyet ve fotoğraf içermediğini de hep birlikte görüyoruz. Onun için bunun aslında hükümet de farkında. Bir anlamda buna bir acziyet ya da zaruret bütçesi olarak değerlendirmek haksızlık olmaz. Haldeki durum bu. Yatırımlara dönük hiçbir gelişme ya da irade söz konusu değil. Spekülatif para hareketleriyle bu ekonomiyi ayakta tutmaya çalışan ve büyük risklere gebe bir kırılganlık içeriyor. Dolayısıyla özellikle çözüm süreci başladığından beri müzakere heyetinde yer alan bir arkadaşınız olarak biraz Yüce Meclis'i süreç hakkında bilgilendirmek istiyorum. Çünkü süreç eşittir demokrasi olarak ifade ediyoruz. Dolayısıyla demokratikleşmeyen bir ülkenin bütçesinden de bunu beklemek akla aykırı. Son gelişmelerde özellikle bu kürsüye çıkan birçok arkadaşımızla 6-7 Ekim ve Kobani olaylarından başlatarak çözüm sürecine dönük eleştirilerini dile getiriyorlar. Ben size Kobani'den başlayarak kamu güvenliği anlayışına gelen noktaya dair birkaç değerlendirme söyleyeceğim. Müzakere süreci nedir, ne oluyor? Bundan yakınan arkadaşlarımız var. Onlara müzakere sürecinde neler oluyor, çözüm sürecinde neler oluyor? Onlara dair bilgi vermeye çalışacağım. Bir de özerklik meselesini açıklamaya çalışacağım. Şimdi Kobani'de ne oldu da 6-7 Ekim gibi bir olayın içinde bulduk kendimizi? Kobani'de olan şuydu arkadaşlar. Bir halk yapay sınırlarla ayrılmış, akrabalarının gözü önünde katliam tehdidi altında olduğunu gördü. Bunu biz, başta parti yetkili kurullarımız ve özellikle İmralı heyeti olarak defalarca devlet ve hükümet nezdinde yapıcı öneri ve uyarılarımızla birlikte aktarmaya çalıştık. Fakat o katliamda akrabalarını kaybeden, bakın halklar bahsinden de ele almıyorum. Akrabalarını kaybeden ya da orada çetelere karşı savaşan evladı olan aileler Kobani sınırına Suruç'a yığıldılar. Kolluğun yaklaşımı şu oldu oradaki oraya biriken insanlara. Bila istisna jandarma ve emniyet güçleri
her geleni gazladılar ve o alandan uzaklaştırmaya çalıştılar. Biz Sayın Bakan'la, Sayın İçişleri Bakanı'yla orada bir ortak kriz merkezi kurmak ve gelenlerin oradan sağlıklı haber almasını sağlamak önerisini yaptık ve bu önerimiz bir miktar kabul da gördü. Fakat daha bu öneri hayata geçmeden orada o kadar şiddet uygulamalar gündeme geldi ki halkta şu izlenim doğdu. Burada bizim görmemizi istemedikleri şeyler yapıyorlar. Burada gözden kaçırılmaya çalışılan bir şeyler oluyor. Bu böyle olunca biz uyarılarımızın dozunu can havliyle artırmaya başladık. Çünkü mutabık kaldığımız ortaklaşma prosedürleri, yani bu işi sulh içinde, bu işi karşılıklı anlayış çerçevesinde ve insanların zarar görmeyeceği bir zeminde yürütme çabalarımız artık bir duvara çarpıp bize geri gelmeye başladı. Orada da kardeşlerimiz göz göre göre katlediliyordu. Nasıl ki Gazze'de katlediliyorsa, nasıl ki Halep'te katlediliyorsa, nasıl ki dünyanın herhangi bir yerinde zalimler eliyle öldürülüyorsa, aynı dikkatle, aynı rikatle halkımızı bu sorumluluğa sahip çıkmaya ve hükümetin de bu konuda dikkatini daha yoğun bir şekilde çekmeye çalıştık. Bu hayatını kaybeden onlarca yurttaşımız oldu. Hiçbir siyasal anlayış ayırmadan söylüyorum. Hiçbirini kabullenmek mümkün değil. Hiçbirine yanmamak mümkün değil. Fakat bütün kalbimle ve sürecin içinde birisi olarak söylüyorum ki bir insan, bir parlamenter, bir grup, bir parti bu işe ne kadar insani temelde yaklaşabilirse o kadar yaklaştık. Ondan sonra olanlar hükümette şöyle bir reflekse yol açtı. Tutturdular bu süreci kamu güvenliği gibi ne olduğu konusunda hiç kimsenin mutabık kalmadığı, yeni anayasa yazım komisyonundaydım ben. Bizimle birlikte çalışan her partiden arkadaşlar vardı. Yeni anayasa yazım komisyonunun en çok tartıştığı meselelerden birisi, Sayın Kart da burada, bakıyorum başka arkadaşlarımız var mı? En çok tartıştığı şey kamu güvenliği ve kamu düzeni nedir? Neye benzer? Sınırları nedir? İçeriği nedir? Nerelerde sınırlanabilir bu? Temel haklar söz konusu olduğunda iktidarın temel haklara anayasal bazda yaklaşımı da hep şu refleksle sürüyordu. Bir hak veriliyor, sınırlama gerekçesi olarak kamu düzeni, kamu güvenliği, genel ahlak. Bu üçü fenli gübre gibi bütün temel hak maddelerinin arasına serpiştiriliyordu. Bunun tartışmasıyla geçti bizim yeni anayasa çalışmamız. Bugün gelinen noktada kamu güvenliği için buraya getirilen yasalara baktığımızda hükümetin bundan anladığının, ben televizyonlarda da söyledim, kamu güvenliği konusunda farklı düşünüyoruz diye bu farkı açmaya bir vesile olsun. Meseleye bir asayiş meselesi olarak bakıyorlar. Asayiş meselesi olarak bakarsanız bu memlekette asayişi çerçeveleyen, asayişi düzenleyen gerek yasal düzenlemeler, gerek kolluğun sayısı dünyanın bütün diğer ülkelerine rahmet okutacak bollukta. Dolayısıyla demek ki bu bir asayiş meselesi değil. Kamu güvenliği meselesi başka bir teori üzerinden tartışılmaya muhtaç. Ne geldi karşımıza? Ne anladıklarını biz de bilemiyoruz. Çünkü bir başbakandan bu beklenmez. Yani kamu güvenliği bir asayiş çerçevesine hapsetmesi beklenmez. Bunun arkasındaki sosyal, kültürel, ekonomik ve bir dizi başka meselenin
neşet ediş biçimi olarak bunu bu kavrayışla ele almadığınız zaman buradan bir yere varılması mümkün değil. Sorun doğru tanımlanmamış olur. Çözüm diye de gele gele önümüze sıkı yönetim yasaları demeyi çok isterdim. Sıkı yönetim yasaları da değil, darbe yasaları önümüze getiriliyor. Meseleye asayiş meselesi olarak bakarsanız geliştireceğiniz çözümün de böyle olması kaçınılmaz. Buradan sayın hükümet üyelerine ya da buradaki hazıruna arkadaşlarımıza şunu belirtmek istiyorum. Bu Kürdün olağan şüpheli, makul bile değil, makbul şüpheli sayıldığı dönemleri biz çok yaşadık. Bu ülkenin egemenleri düşman icat etmeden yönetebilme hüner ve kabiliyetine ne sizin zamanınızda ne sizden önce hiçbir zaman sahip olamadılar. Bir zaman bunlar mürteci bu düzenin karşıtıydı, düşmanıydı. Bir zaman komünistler bu düzenin düşmanıydı. Bir gün geldi bölücüler adı altında Kürtler bu ülkenin düşmanı oldu. Bir gün geldi sizin yıllarca birlikte bir iktidar paylaştığınız insanlar bu ülkenin düşmanı oldu. Yarın siz olacaksınız. Çünkü bu bir çarkı devran. Yani ila nihaya bir düşman icat etmek zorunda. Niye? Demokrasiye bir türlü güvenemiyor. Demokrasiye yaklaşımı insan haklarına ya da ekonomiye ya da çalışma hayatına yaklaşımı gibi. Orayı dayı başlarıyla yönetiyorlar. Dayı başıyla yönetilen bir çalışma düzenini demokrasiye de getirip uyguluyorlar. Birkaç tane dayı başı buluruz diyorlar. Bunu halleder. Bu güvenlik yasasının hazırlanışının içeriğinin bundan başka bir açıklaması yok. Peki ne oldu? Bu ülkede direnen, itiraz eden, hakkını talep eden insanlara baktığınızda bu düzenlemelerin sadece şu sonucu olmuş. Direnenleri çoğaltmış. Eğer siz Kürt halkının direnişini, itirazını güvenlik yasalarıyla, iç güvenlik paketleriyle gerileteceğinizi düşünüyorsanız bu büyük bir yanılgı olur. Sadece 92 Cizre nevrozuna bakın. Bugün sizin getirdiğiniz o makbul şüpheli yaklaşımı var ya, o gün o askerin elindeydi. İnsanlar köşe, kuytu, bucak evlerinden alınıp gerekirse infaz ediliyorlardı. Kürt olması olağan şüpheli, makbul şüpheli olmasına yetiyordu. Ne oldu? O gün 400 bin kişiydi. Bugün 4,5 milyon oldu. Siz güvenlikle Kürt'e yaklaşamazsınız. Yaklaşmamalısınız. Savaşa hazırlanarak barışa gidemezsiniz. Bu eşyanın da fıtratın da aklımıza gelen diğer bütün insani ve demokratik şeylerin de yapısına ters. Kolluk, yargı ve iktidar ilişkisi bu ülkede sadece herhangi bir siyasal partiden, ister iktidar ister muhalefet, herhangi bir vekilimiz şuraya gelip derse ki ben bu cumhuriyetin kurulduğu günden bugüne değin şu yıl aralığında verdiği mahkeme kararlarının adaletinden mutmainim, kaniyim, adildir, tartışmaya muhtaç değildir. Yok böyle bir şey. Toplumda adalet duygusu ortadan kalkmışsa siz burada var diye diretemezsiniz. Bir şey tartışılıyorsa baş ağrısı gibidir. Yani varsa vardır, konuşulur. Yoksa konuşulmaz. Siz hiç bir batı ülkesinde, batı demokrasisinde demokrasinin temel meselelerinin tartışma konusu olduğunu gördünüz mü? Burada günümüz bunlarla geçiyor. Niye? Bir sorun var demek ki. Bu ülkede sorun, Fenerbahçelisi adaletsizlik duygusuyla size bir Fenerbahçeliyi çevirin, adalet hakkında ne düşünüyorsunuz deyin, sarf edeceğiz sözler adaletin hükmü şahsiyetinden yargılanmayı gerektirir.
Bir Trabzonsporlu'yu çevirin. Bakın hiç siyasete girmiyorum. Aynı şekilde konuşur. Beşiktaşlısı. Kimi unuttum? Galatasaraylısı. Fenerbahçelisi. Şırnak Spor, Ahmet Spor. Bunlardan hangisini çevirseniz size böyle diyecek. Peki bir tane biz bu adaletten razıyız diyen bir futbol takımı bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Çalışanlara sorun. Taşeronlaştırdığınız ve dayı başının olmayan vicdanına, merhametine teslim ettiğiniz insanlara sorun. Birisi bu adaletten ben razıyım, adil bir şey yürüyor diyebilir mi? Diyemez. Emekçiler isyan halinde, itiraz halinde. Değişik inanç sahipleri isyan halinde. Alevilere sorun. Bugün bu hükümet geldi geleli, inşallah Kürtlerin akıbeti benzemez. Geldi geleli Alevi çalıştay yapıyor. En az 3-4 tanesine ben katıldım vekil olmadan önce. Halen çalıştayla kimse şu meselenin temel bir insan hakkı meselesi olduğu alfabesinden başlamak istemiyor. Demokrasi, eğer sizin demokrasiyle bir derdiniz varsa can acıtan ve can yakan bir şeydir. Değilse büyük bir özgüvenle yaklaşmanız gereken bir meseledir. Bu meselede siz kamu güvenliği dediğinizde bizim aklımıza hep kolluk, yargı ve iktidarın bu cumhuriyet tarihi boyunca sorunlu ilişkisi gelir. Şahit olarak da sizleri gösteriyorum. Sizler dün türlü çeşitli ithamlarla paralel dediğiniz insanlara, KCK sanıklarına, ondan sonra ya biz çakaya gelmişiz hani bunlara zulüm edilmiş dedi. Ergenekon yargılamalarına böyle dediniz. Sonra bir gün geldi, onları birlikte yargıladığınız insanları yargılamaya başlıyorsunuz. Ben bunlara ayrı ayrı patolojisini yapacak değilim. Demek ki yargı meselesinde siz de ferah ferah bir noktada değilsiniz. Onun için şahit olarak sizi tutuyorum. Dolayısıyla yarın neyden şikayet edeceğiniz konusunda insanlara güven telkin edemiyorsunuz. Çünkü dün de bu cümlelerle itham ediyordunuz. Bugün de ikisinden birinde bir arıza olduğu muhakkak. Güvenlik yasaları dediğinizde bu ülke hep bununla idare edilmiş. Emin olun buna. 27 Mayıs'ta başlamış. Bugün getirdiğiniz güvenlik paketine bakın. 27 Mayıs daha o darbeyle anayasa arasında geçen sürede 27 Mayıs'ın hukuku neyse bugün getirdiğiniz o. 12 Mart'ta neyse bugün o. 12 Eylül'de neyse o. 28 Şubat'ta neyse o. Hukuk kimsenin babasının keyfine göre eğip bükeceği bir şey değildir. Evrensel kriterleri vardır, genel ilkeleri vardır. Bunlara yaslanmayı bir kez kabul ettiğinizde bu ülkedeki tartışma alanlarının %80'inden tasarruf etmiş olacağız. Bu dirayeti, bu açık sözlülüğü ve bu özgüvenli yaklaşımı bir türlü geliştiremiyorsunuz. Onun için bu da bir fayda getirmeyecektir. Sadece sorunu ve direnenleri çoğaltmaya yarayacaktır. Hem vallahi hem billahi. Bütün 27 Mayıs'ı çıkın, tevellüdüm ona müsait değil. Bu ülkenin diğer bütün darbe dönemlerini görmüş, bir kısmında da bedel ödemiş birisi olarak söylüyorum. İyi kötü merak eden, ortalama insandan daha fazla araştıran birisi olarak söylüyorum. Gelelim özerklik meselesine. Öyle bir algı oluşturuldu ki bir müzakerede özerklik mi konuşuluyor? Ne mani? Bunun antagonisti ne? Yani karşıtı ne? Hali hazırdaki merkeziyetçi tutum. Ben özellikle buna sosyal demokrat arkadaşlarımızın ya da belli kalemlerin buna gösterdiği tepkiyi hele hiç anlayamıyorum. Bugün artık yerel yönetimin güçlendirilmesi, bunun adı özerkliktir. Yerel yönetimin kendisi hakkında karar vermesi özerkliktir. Karar süreçlerine etkin olarak katılması özerkliktir. Biz buna bir de demokratik olma vasfını eklemişiz. Fakat bu ülkede kanın sürmesini isteyen, barışa hazırlıklı olmayan,
herkes özerkliği bir bölünme paranoyasıyla eşit hale getirdiler. Bunun üzerinden bir... Teşekkür ederim Sayın Önder. Sayın Önder, teşekkür ederim. Sayın Önder, bir dakika, bir dakika. Sayın Önder. Tamam, peki iki dakika veriyoruz. Sayın Zozani'ye 13 dakika kaldı. Buyurun, devam edin. Karar süreçlerine etkin katılmanın nesi var? Bu bir ülkeyi niye bölsün? Orada yaşayan halkların sosyal, kültürel bütün yönelimlerine, tercihlerine ve kökenlerine dair kendilerinin kendi bütçelerinden istediklerini yapmalarına ne mani? Eğer Soma Ermenek özerk olsaydı Soma'yı söyleyeyim. Oralarda o zeytin ağacını söktürtmezdi o insanlar. Ankara'dan oraya ahkam kesmeye kalkınca bunlar oluyor. Onun için sadece bu işi Kürt meselesi gibi ele almayın. Eksik kavramış olursunuz. Bu tam da bütün bu demokratik sorun alanlarının, demokrasimizde yaşanan sorun alanlarının çözümünün biricik, bugüne kadar geliştirilmiş en yetkin yoludur. Üstelik biz bunu gizli saklı da demiyoruz. Anayasa teklifimiz de var. Bu bizim parti programımız da var. İçinde bölünmeye hizmet edecek ya da bölünmeyi tetikleyecek bir tek cümle söyleyenin de alnını karışlar. Bugün buyursun getirsin desin, sizin bakın tüzüğünüzde şu var, bu eğer bu çözümün zemini olursa buraya gider. Onun için artık söyleyeceğimiz sözleri de aman süreç zarar görmesin diye özenle 40 kantarda tartarak söylemek zorunda kalıyoruz. Müzakere böyle olmaz. Bütün diğer muhalefet partilerinden bu sürece katılarak katkı sunmalarını, ister eleştiriyle parlamentoya getirdik, üye vermediniz. Ne oradan ahkam kesiyorum? Çözüm komisyonu yaptık, üye verdiniz mi? Kaldık biz AK Parti ile baş başa. Verdiniz mi üye? Çözüm komisyonu yaptık, oradan öyle parmak sallamak kolay. Şurada sana düzgün anlatıyorum. Sosyalist enternasyonel üye değil misin? Git bak bakalım şeyine. Git bak sizin sosyal... Teşekkür ederim Sayın Önder. Teşekkür ederim Sayın Önder.